yaratılıysa, yaratıcı da bir tarafından yaratılmış mıdır? Yakışıklı mı? Tabii insan olarak aklınıza bunlar gelir de. Yani mutlak yokluk olması gerekiyordu. Yahut mutlak varlık olması gerekiyordu. İkisinden birisi. Mutlak yokluk hakikaten olacak gibi değil ya. Yani boşluk ya. Boşlukta bir şey oluyor. Boşluğun boşluğu desen o da bir şey oluyor. Yani boşluğun boşluğunun boşluğu desen, sonsuza kadar gitsen yine o bir şey oluyor. Böyle bir durumda mutlaka yine Allah olur. Yani ve bir kere Allah var ve olmuş, bitti. Bunun geri dönüşü olmaz. Artık yani mutlak yokluk aklın, hafsalanın alacağı bir şey değil. Yani konu kilitlenmiş. Ne güzel Allah var. Ne güzel akıllıyız. Ama nefis imtihan ediyor. Ben sırlarını söylemem. Allah'ı kıskanacaksın. Allah kulunu kıskanır. Sen de Allah'ı kıskanacaksın. Sırrını söylemem. Ama mükemmel imtihan ediyor. Mükemmel. Çok şahane yöntem. Kusursuz. Bilen aşık erir, erir, erir. Mesela kafasına odun çarpıyor, sevinir. Ayağı kopar, sevinir. Gözü kör olur, sevinir. Hakiki aşıksa sevgilinin amacının ne olduğunu bilir. Çok iyi bilir. Sevgilisinin ondan ne istediğini çok iyi bilir. Ama Allah'ın her sırrı söylenmez. Yani aşık hissederse onu gizli kıskanç olacak Allah'a karşı. Yani hiç dert değil iman etmeyenler falan. Hiçbir konu yok. İnanan bir kitle var. Özel yarattığı bir kitle var. Onlar için kainatı yaratıyor. Bu kadar. Cehennemi de onlar için yaratıyor. Bak sevdikleri için yaratıyor cehennemi. Sırf cennetten zevk alsınlar diye. Bak milyonlarca, milyarlarca kafiri bir avuç sevdiği mümin için yaratıyor. Sırf onların makamı yükselsin diye. Başka hiçbir amacı yok. Ama detay 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 çok da fazla Allah'ın sırrı verilmez. Yani zaten Allah nasip etmez.